Kerem komiser, ben burada olmayı hak etmiyorum. Hepsi o salak abinin suçu. O beni durduk yere dövdü. Ben hiçbir şey yapmamıştım. Yapmamıştım. Her şey o abinin suçu. Her şey. Sana bir şey diyeyim mi? Sen burada olmayı gayet de hak ettin. Sen benim ailemi kaçırdın be. Bizi öldürüyordun az daha. O yüzden ömrünün sonuna kadar o hapiste çürüyeceksin. Hayır, olamaz. Bir yolunu bulup buradan çıkacağım. Sonra da hem ailene hem de sana bunun bedelini ödeteceğim Kerem komiser. Oh be, dünya varmış. Sonunda bir sersemden daha kurtuldum. Onu asla hapisten çıkarmayacağım. Oh, biraz böyle dinlenebilirim. Oh! Aileme zarar vermeye çalışan herifi neler hapisten çıkarayım ki? Salak mıyım ben? Bu Kerem de beni şehre çağırdı. Bana layık gördüğü eve bakın. Ona güvenip geldim. Bana layık gördüğü eve bakın. Her yerinden su akıtıyor. Her yerde kaka var. 5 kuruş da param yok ama bu iş böyle olmaz yani. Ben gidip Kerem ile konuşacağım. Bu iş böyle olmaz. İnsan babasını hiç böyle bir evde yaşatır mı? Ayıp yani ya, ayıp, çok ayıp. Yemek yiyecek param yok yani. Keşke bu şehre hiç gelmeseydim. Arkadaşlar, Kerem komiserin babasını sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Sırf Kerem çağırdı diye geldim yani. Keşke hiç gelmeseydim. En azından eskiden güzel bir hayatım vardı. Çalışıyor, kendi paramı kazanıyordum. Ama şimdi 5 kuruş param yok. Çalışmıyorum, hiç param yok yani. Neyse, Kerem'den biraz para isteyeyim en iyisi. Kerem, Kerem, evladım. Yukarıda mı acaba bu ya? Ha, Kerem neredesin? Ha? Sen bizi, sonra da Kerem'le Kemal'i kaçıran adam değil misin? Ne işin var senin burada, ne işin? Dayı, hapisteyim işte. Başka nerede olacağım? Luna Park'ta olacak halim yok ya yani. Ha, doğru. Evet, sen suçlar istemiştin. Oğlum Kerem nerede? Aşağıda mı? Ya dayı, ben nereden bileyim? Bak şimdi, sana bir teklif sunacağım. Sen beni buradan çıkar, ben sana bir sürü para vereyim. Mafya yapayım seni. Aynı benim gibi çok güçlü ol. O Kerem'le Kemal'i birlikte yenelim. Ulan hoş, manyak mıdır nedir ya? Onlar benim oğlum. Neden onların karşısında durayım? Hay Allah'ım ya, Kerem! Oğlum neredesin? Kerem! Oğlum, sabahtan beri sana sesleniyorum. Neden cevap vermiyorsun ha? Ya moruk, ne var be? İki dinleyelim dedik yani ya. Biliyorum, duyuyorum seslendiğini ama cevap vermek istemiyorum işte. Anlasana babalık. Oğlum ne biçim konuşuyorsun sen babanla ha? Niye yapıyorsun bunu biricik oğlum? Niye yapmayayım? Ne isteyeceğin çok belli. Para isteyeceksin yani benden. Yalansa yalan de yani. Evet oğlum, para isteyecektim. 5 kuruş param yok. Karnım çok aç. Şehirde kimseyi de tanımıyorum. Bir tek senden isteyebilirim. Ne olur oğlum, karnım çok aç. Biraz para ver. Bir de birkaç gün sizde kalabilir miyim? Benim bana verdiğin ev su akıtıyor. Her yerde kaka var. He, oldu canım. Hem para vereceğim hem evimde kalmana izin vereceğim. He he he. Ne güzel ev verdik işte sana. Allah Allah, onu bulamayanlar da var yani. Ne yapayım yani? Beğenseydin ne yapayım? Hadi baba, işim gücüm var. Nankörlük yapma ya. Git evinde yaşa. Ayrıca eğer karnın da açsa çalış. Bana ne? Seni köyden bu kadar güzel bir şehre getirmişiz. Artistlik yapıyorsun. Defol, ne halin varsa gör. Peki canım oğlum, nasıl istersen öyle olsun. Yapacak bir şey yok. Gideceğim, dileneceğim, para kazanacağım, karnımı doyuracağım yani. Ama dilenmeden önce bir Kemal'e gideyim. Belki Kemal Kerem gibi hayırsız değildir. Bana acır, para verir, evimde kalmama izin verir. Kerem gibi acımasız değildir inşallah Kemal de. Evini açar bana, para verir inşallah. Ne var baba ya, ne istiyorsun? Ben sana bu eve gelme demedim mi? Şehirde bir yerde buluşuruz yani, evimizin önüne gelme. Kemal evladım, çok zor durumdayım, çok. Mecbur kaldım yani evladım. Ya bana ne, mecbur falan kalma, bana ne ya? Ceren sevmiyor seni, çocuklar sevmiyor işte. Gelme bir daha kapımın önüne he? Oğlum Kemal, bak Kerem gibi davranma sen de. Çok kırıyorsunuz beni. Ben sizin için şehre geldim ama kaldığım yer çok kötü. 5 kuruş param yok. Karnım da çok aç. Bir süreliğine sende kalabilir miyim? Biraz da borç para verebilir misin? Lütfen oğlum, lütfen.
Ya manyak mısın nesin ya, evime gelme diyorum, evinde kalabilir miyim diyor. Defol git, 5 kuruş para da yok sana. Vay be, demek Kemal de beni istemiyor, o da beni yüzüstü bıraktı. Yapacak bir şey yok, mecbur dileneceğim. Lütfen bana para verin, karnım çok aç. Ne olur para verin, karnım çok aç. 5 kuruş param yok. Oğullarım da hayırsız çıktı zaten, ne olur para verin. Ne oluyor be? O seslerde ne? O da ne? Oradaki amca ne yapıyor? Deliniyor mu? Bir yanına gideyim en iyisi. Selamun aleyküm. Aganika, ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Evladım, karnım çok aç. O yüzden deliniyorum. Oğullarım 5 kuruş para vermediler. Gece konduda yaşıyorum resmen. Sen bana biraz para verebilir misin? Ne olur. Para mı istiyorsun sen? Para mı? Valla verebilirim. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Sana son model iPhone'da alabilirim. Spor arabada, spor motorda ne istersen alabilirim. Şöyle denize sıfır çok güzel bir villa da alabilirim istersen. Gerçekten mi oğlum? Gerçekten mi? Gerçekten alır mısın? Bu kadar iyi biri misin? Tabii ki alabilirim, tabii ki. Ama niye alayım? Aldığımda geriz mi yazıyor? Salak herif ya, gerçekten inandım. Enayi miyim lan ben? Hayır kurumu muyum? Niye alayım? Mal mıyım? Ulan Kerem, ulan Kemal. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun. Beni böyle insanların ağzına düşürdünüz. Benle dalga geçiyorlar. Ne olurdu sanki babanıza baksanız he? Demek benim şehrimde, benim polis olduğum şehirde gizlice dilenenler var he? Şimdi sorarım ben onlara, şimdi he? Babam değil mi bu ya? Baba ne yapıyorsun sen burada ya? Yeter ya, bıktım senin saçmalıklarından, yeter. Şehre çağırdığıma bin pişmanım ya. Zaten öylesine çağırmıştım seni, hemen kabul ettiğin yüzsüz gibi Allah'ım ya. Oğlum niye öyle diyorsun? Dilenmek yasak mı ayrıca? Yasak tabi yasak, bu şehirde dilenemezsin, bu kuralları ben koydum. Bu şehrin polisi benim, benim dediklerim olur, anladın mı? Dilenemezsin burada. Oğlum ne olurdu bana 5 kuruş para verseniz, evinizi alsanız. O zaman dilenmek zorunda kalmazdım, bari dilenmeme karışma. Allah Allah, zorunda mıyız kardeşim ya, zorunda mıyız ya? Dilenmezsin ya da hapse girersin. Sen bilirsin baba, sen bilirsin. Tamam Kerem, tamam, beni hapse atmakla da tehdit ettin ya. İşte bu bardağı taşıran son damlaydı. Tamam oğlum, tamam, dilenmiyorum ama seninle görüşeceğiz. Mümkünse görüşmeyelim yani, şehri falan terk et. Allah'ım yarabbim ya, seninle mi uğraşacağım ben? Ne güzel arkadaşlarla Starbucks'ta karamel macchiato keyfi yapacaktık. Geç kaldım ya, neyse gideyim de keyfimi yapayım. Şimdi sorarım ben sana Kerem, beni buna mecbur bıraktın. Şimdi o herifi hapisten çıkaracağım. O da beni mafya yapacak söz verdiği gibi. Onunla birlikte şehri ele geçireceğiz. Sen ve abinden intikamımı alacağım. Aferin sana, doğru yolu bulacağını biliyordum. Şimdi seni de benim gibi mafya yapacağız, çok güçlü olacağız. Sonra o Kerem'le Kemal'den intikamlarımızı alacağız. Tamam hadi tamam, hızlı ol, çok vaktimiz yok, kimse görmeden kaçalım. Kerem her an gelebilir, hızlı ol, hızlı ol. Bir an önce uzaklaşmalıyız buradan, hadi. Bunak, bana bak, sen bana olan sözünü tuttun, beni hapisten çıkardın. Ben de sana olan sözümü tuttum, artık mafyasın, silahın ve paraların var. Ama biliyorsun ki yapman gereken bir şey daha var. Evet evladım, biliyorum, biliyorum. Kerem'le Kemal'i öldürmek. Aynen öyle, artık bir ömür boyu yetecek paran var, silahın var. Mafyasın ve çok güçlüsün. Eğer bunun devam etmesini istiyorsan Kerem'le Kemal'i öldür. O zaman mafya kalmaya devam edebilirsin işte, Bunak. Sen hiç merak etme, onlar çoktan ölmeyi hak ettiler zaten. Bana yaptıklarının bedelini ödeyecekler, o fakir de. Ben intikamımı alırım. Ne oldu lan artistler? En son hepiniz benimle dalga geçiyordunuz. Şimdi ise yalvarıyorsunuz, hayırdır? Amca ben şaka yapmıştım, ne olur bırak gideyim, bırak gideyim. Ne istersen veririm, yemin ediyorum, ne olur ya. Dilenirken öyle demiyordun, artistlik yapıyordun, dalga geçiyordun. Çok özür dilerim amca, şaka yaptım, eşek şakası, ne olur. Ben bir eşeğim, ne olur, ay ay, yolla beni. Babacım ne oldu sana ya, ne oldu, sen ne kadar iyi bir insandın. Bu kadar iyi bir insanken nasıl bu kadar kötü olabildin, nasıl kendi oğullarına kıyabiliyorsun? Siz benim iyiliğimden faydalandınız.
Beni aşağıladınız, rencide ettiniz, sevmediniz. Ve şimdi ise ölmeyi hak ediyorsunuz. Babacım ne olur dur, anlaşabiliriz. Yapma bize bunu. Kıyma bize, çok pişmanız yani. Çok pişmanız. Evet ya, ne olur. İşte böyle merhamet dilenirsiniz. Bunları en başında düşünecektiniz. Sizi öldüreceğim, intikamımı alacağım. Lütfen baba, her şeyi unutup baştan başlayalım. Lütfen, çok pişmanız. Söz, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağız, söz. Evet babacığım, ne olur bize bir şans daha ver. Evet amca ya, ne olur. İzliyorsan ben de oğlun olayım, evlat edin. Biraz da bu şerefsizler gibi davranmam, biricik babamı çok severim. Arkadaşlar ne yapayım, sizce bir şans daha vereyim mi bunlara? Yoksa öldüreyim mi? Lütfen yorumlarda yazın.